Resulullah şeye gelmeden önce, Medine'ye gelmeden önce Medine'ye şeyler geliyor. Yahudiler geliyor, yerleşiyorlar. Yani çok sayıda Yahudi kabilesi yerleşiyor. Bizim zihnimizde sadece 3 tanesi var. Diğerleri Müslüman görünümü altında, bir kısmı gerçekten Müslüman olan, bir kısmı da Müslüman görünümü altında, alttan altta Müslümanları saptırma faaliyetleri yapmışlardır ve hala devam ediyorlar. Bunların kitaplarında yeni gelecek Nebi'ye inanma mecburiyeti var. Allahü Teala Bakara, Araf 157'de bunu açıkça belirtiyor. Kendi kitaplarında da var zaten, hepsi de biliyor. O Nebi'nin özellikleri de var. Ve o Nebi'nin Mekke'den çıkıp Medine'ye yerleşeceğini de kitapları, kendi kitaplarından biliyorlar. Hatta yerleşeceği bölgenin adı bile var kitaplarında. Bekledikleri Nebi geliyor, bakın. Bakara 89. ayet. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَهُمْ Allah katından bir kitap geldi. Kendi yanlarında bulunanlar tasdik eden. Yani Tevrat'ı tasdik ediyor, İncil'i tasdik ediyor. Önceki ümmetlerdeki bütün kitapları tasdik ediyor. Ama bu beraberinde bulunan buradaki söz konusu olan kişiler Yahudiler olduğu için Tevrat kastedilir bu ayette. Ve kanu min kablu yestefdihun alellezine kafaru. Halbuki bundan önce bütün kafirlere karşı önlerinin açılmasını bekliyorlardı. Onu istiyorlardı. Yani diyorlardı yeni bir nebi gelecek. İşte göreceksiniz, güçleneceğiz onunla, dünyaya hakim olacağız falan. Zaten Allahü Teala şeyde de Bakara 42. ayette de 41. ayet miydi? Diyor ki ey İsrailoğulları bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü 40. ayet. Yani gelecek Nebi'ye inanma sözü vermişler. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. İşte bugün peşine düştükleri dünya hakimiyeti olayı hala inanmadan bu işi gerçekleştireceklerini zannediyorlar. Şimdi burada bunu bekledikleri halde فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Tanıdıkları Nebi geldi. Yine Bakara suresinde Allahü Teala diyor ki يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ Kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi onu tanıdılar. En küçük şüpheleri yok. Hala tanıyorlar, hala biliyorlar. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Tanıdıkları kitap, tanıdıkları Nebi gelince, burada kitaptan bahsediliyor çünkü esas olan o kitaptır. O kitap olmasa, çünkü o kitabı getiren kişidir esas olan. Onu görmezlikten geldiler. فَلَعَنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Allah'ın laneti o kafirler olsun. Bu Yahudiler Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna şüphe ediyorlar mıymış? Ha? Yok. Gayet kesin biliyorlar. Ama niye mümin olmuyorlar? Kıskanıyorlar. Niye? Zaten az önceki ayetinde devamında bir semeşter o bir enfusavum kendilerini ne kötü sattılar diyor. En yekfuru bima enzelallah. Allah'ın indirdiğini görmezlikten gelerek. Bagyen en yunezilallahu min fadlihi ala men yeşâ'u min ibâdi. Yani Allahü Teala kullarından tercih ettiği birisine kendi fazlıyla bir kitap indirmiş diye bunu kıskandıkları için böyle yaptılar. Gayet iyi biliyorlar. Niye bize değil de ona? Bu kişilere Allahü Teala Ali İmran suresinin
70. ayetinde şöyle diyor. Bak 69. ayetinde şöyle diyor. Veddet taifetü min ehlil kitab lev yudillûnekum. Ehli kitaptan bir grup, ah keşke sizi saptırabilsek diye canları böyle işleri gider. Şimdi bir başka grup var. Onlar mümin. Onu Allahü Teala şeyde belirtiyor bize. Ali İmran suresi 114 ve 115. ayetlerde inanan bir grup var ehli kitaptan. Bugün de o günde vardı. Ama ehli kitap dendiği zaman da sıradan Yahudi Hristiyan anlamayın. Sıradan Yahudi Hristiyan bunlar, onlar utul kitap, kendine kitap verilen gruptandır. Ehli kitap bunların uzman olanları. Yani dinden menfaat sağlayanlar. İstiyorlar ki keşke sizi saptırsalar. Çünkü ellerinden cemaatlerin gitmesinden korkuyorlar. Ve ma yudillune illa enfusuhum ma yeshurun. Sadece kendilerini saptırıyorlar ama farkında değiller. Ya ehlel kitap, şimdi Allah onlara hitap ediyor. Ey ehli kitap, ey uzman kişiler, ey bu işi bilenler. Lime tekfurune bi ayetillah. Allah'ın ayetlerinin üstünü niye örtüyorsunuz? Niye görmezlikten geliyorsunuz? Ve entüm teşhedün. Siz de buna şahitsiniz. Şahitsin yani sen. Yani mesela şimdi gözünle görüyorsun. Şurada bilgisayar var. Niye yok diyorsun? Niye üstünü örtüyorsun da bilgisayar yok diyorsun? İşte burada su var, üstünü örtün, suyumuz yok diyorsun. Şahitsin, biliyorsun. Ya ehlel kitap, lime telbisûnel hakka bil batıl. Hakkı batılla niye karıştırıyorsun? Niye bir takım, yani allem kullem deriz ya Türkçe'de, allem kullem ederek Muhammed Aleyhisselam'ı sanki Allah'ın nebisi değilmiş, Kur'an sanki Allah'ın kitabı değilmiş gibi şey yapıyor, gösteriyorsun. Ve tektubunel hakka. Bak işte küfürün gizleme manası olduğunu burada Allah şey yapıyor. Gerçeği gizliyorsunuz. Ve entüm talemun, bile bile gizliyorsunuz. Bile bile gizliyorsunuz gerçeği. Peki gizlemekte kalmıyorlar. Ve kâlet taifetü min ehlil kitap. Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Âminu billezî unzile alellezîne âmenû veçennehâri vekfurû âhirehû. Günün başında gidin sabahleyin Muhammed'in yanına. Deyin ki amenna. Az önce okuduk ya amenna. Sen Allah'ın Resulüsün. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. Hiç şüphe yok. Bunların ne yaptığını da Bakara 75. ayetten öğreniyoruz. Allahü Teala diyor ki efetatmaun en yu'minu lekum ve kad kana fariqun minhum yesmauna kelam Allah. Siz bunların size inanacağını mı bekliyorsunuz? Geliyorlar Allah'ın kelamını dinliyorlar. Kur'an dinlemeye geliyorlar, dinliyor. Uzman bunlar. Bilgili kişiler. Summe yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu. Bakıyorlar bu Allah'ın kelamı ama anlamını kaydırıyorlar. Tahrifat yapıyorlar yani doğru anlaşılmasın diye. Tahrif dediğimiz anlam kayması yaptırıyorlar. Yapıyorlar. Ve hum ya'lem, bunu bile bile yapıyorlar. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. Müminlerle karşılaştıklarımız âmennâ diyorlar bak. Bak mümin olduklarını söylediler mi? Ve izâ halev bâdûm ilâ bâdîn kâlû etuhaddisûne mimme fetehallâhu aleyküm liyuhâcûkûm beyinde rabbikum. Allah'ın size, birbirlerine de diyorlar ki Allah'ın size açtığı bu gerçeği onlara niye söylüyorsunuz? Tamam. Bu Allah'ın nebisi, Kur'an'ın Allah'ın kitabı ama bu adamlara söylemeyin. Allah'ın yanında size karşı şahitlik yaparlar. Sanki Allah'ı kandıracaklar, görüyor musunuz? Yani o kadar kendilerine güveniyorlar ki. Şimdi buraya farz edin ki bir haham geldi. Siz burada derstesiniz. Burada bizi dinledi. Kalktı dedi ki beyler ben şu sinagogun hahamıyım. Gerçekten beklediğimiz kitap buymuş. Ben şimdiye kadar anlayamamışım. Muhammed gerçekten Allah'ın elçisiymiş. Bak, hepiniz şahit olun. Ben Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna şehadet ediyorum. Ne yaparsa hepiniz mutlu olmaz mısınız? Anlatır durursunuz değil mi? Ya bir haham geldi. Süleymaniye Vakfı'ndaki derse kalktı böyle söyledi. Yahu çok da mutlu olduk. Adamı tebrik ettik.
Bir de bir davet edelim adama, ikramda bunların versiniz değil mi? Bak şimdi böyle yapıyorlar. Gidin sabahleyin bunu söyleyin. Peki vekfuru ahire, o günün sonunda da gidin kafir olduğunuz. Akşam geliyorlar. Bir sabahleyin mesela aynı haham geliyor. Diyelim ki bir hafta sonra iki cumartesi dersine gelse. Dese ki beyler, ben geçen hafta burada Muhammed'in Allah'ın elçisi, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu söylemiştim ya, ama yanılmışım. İşte şu 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 şeylerden dolayı bak yanlışlar var. Bu Allah'ın kitabı olamaz. O zaman ne olursunuz? Acaba ya Allah Allah, ya bu adam haklı olabilir dersiniz değil mi? Demez misiniz? Bak diyorlar ki, gidin günün sonunda da kafir olduğunu söyleyin. Peki beklenti ne? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Belki bunlar dinlerinden dönerler. Bu ne şimdi? Organize kafir yapma hareketi değil mi? Hatta onunla da kalmıyorlar. Yine Ali İmran suresinin 100. ayetinde Allahu Teala, yok 99. ayetinde Allahu Teala şöyle diyor. Ya ehlel kitap. Kul ya ehlel kitap. Bu insanlara, bu uzman kişilere şunu söyle. Mesela biz haham diyelim, buraya gelmiş. Ey haham diyelim. Ey hahamlar. Lime tasuddun an sebilillah men amene. Niye mümin kişileri Allah'ın yolundan engelliyorsunuz? Niye bu insanların kafasını karıştırıyorsunuz? Tebğûneha ivecen ve entüm şühedâ. Bile bile orada böyle zihin karıştırıcı, pek anlaşılmayacak anlam kaymaları yaptırıyorsunuz. Herkesin anlayamayacağı. Kim yaptırıyor bunu? Medine'deki Yahudiler. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bunu da yine Ali İmran suresinden görüyoruz. 78. ayette Allahü Teala diyor ki ve inne minhum leferikan. Bu ehli kitaptan bir grup var diyor. Yelbûne elsinetehum bil kitap. Ayeti okuyorlar. Yekûlûne huve min indillah. Mesela litahsebû min el-kitâb ve mâ huve min el-kitâb. Kitabın hükmü zannedersiniz ama kitabın hükmü değil. Bunlar zihin karıştırıyorlar. Ve yekûlûne huve min indillah ve mâ huve min, Allah böyle demiştir diyorlar. Allah'ın hükmü budur. Ve yekûlûne huve, ve yekûlûne alallâhi el-kezibe ve hum ya'lemûn. Bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar. Bakın organize hareket, dikkat ediyor musunuz? Ferdi değil, kişisel değil, organize. Ve dindar gözüküyorlar değil mi? Mümin gözüküyorlar. İşte iblisin yaptığı gibi sırat-ı müstakimde çalışmıyorlar mı bunlar? Yani Müslüman gözükerek çalışmalarını yürütüyorlar. Zaten o haham gözükte, papaz gözükte sen onu hiç dinlemezsin ki. Bak şimdi ne diyor Allah şeyde, Ali İmran suresinde 86. ayette. Diyor ki keyfe yehdillahu kavmin keferu ba'de imanihim. Allah bir toplumu nasıl yola getirir? Bak toplum diyor. Organize hareket olduğunu Allah burada söylüyor. Fert değil, toplum. Topluca şey, Müslümanlara karşı çalışıyorlar. İnanmalarından sonra kafir oldular. Ve şehidü enler Resulü hakkun. Halbuki burası hak olduğunda da şahitler. Hiç şüpheleri yok. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunda asla şüpheleri yok. Ve câehumul beyinat, kendilerine apaçık belgeler geldi. Hiçbir şekilde şüpheleri yok. Zaten okuduğumuz diğer ayetler de onu gösteriyor. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimler topluluğunu, yani yanlış yapan insanları yola getirmez. Ulaike cezâuhum, bunların cezaları. Tek kişi değil çünkü, ekip faaliyeti yapıyorlar. Enne aleyhim lanet Allah. Üzerlerinde Allah'ın laneti. Yani Allah onları dışlar. Yani psikolojik sıkıntıya girerler. İşleri sıkılır. Rahatsız olurlar. Ondan sonra vel meleke, melekler dışlar. Vel nâse ecmain, tüm insanlık dışlar. Niye tüm insanlık? Yarın ahirette diyecekler. Yahu kardeşim, bizim Müslüman olmamıza siz engel oldunuz. Bir arkadaşımız gelmişti Tokat'tan. Diyor ki dedesinden galiba bahsediyordu. Bir köye diyor mal satmaya götürmüşler. Orada yaşlı bir karı koca, bunları akşam gelin misafirimiz olun demiş. Alevi köyü. Akşam o yaşlı karı koca bunlara demiş ya, siz hiç Allah'tan korkmuyor musunuz demiş ya.
bir ömrü burada geçirdik. Ya bir taneniz gelip de bize Kur'an anlatmadınız demiş ya. Sadece bunlar Alevi'dir, bunlar bir şudur, budur deyip durdunuz, başka hiçbir şey yapmadınız. Ya bir gelip de bize Kur'an anlatmadınız. İşte insanların laneti bu.